Bana sorarsanız Muhammed'in sahabelerine yaptığınız işkenceyi azaltmalısınız. Daha sonra bazılarımız Habeşistan'a ticaret yapmaya gittiğinde onlarla güzel bir şekilde konuşarak bu topraklara dönmeleri için onları razı etmeliyiz. Bize yardımcı olacak şey insandaki vatan sevgisidir. Vallahi onlar Mekke'yi sizden daha çok seviyor ve onların hicret etmelerine siz sebep oldunuz. Sevgisi lazım. Sana yalvarıyorum. Günahlarımı affet. Sen muzemmem! Sana yalvarıyorum. Artık durur musun ha? Sana bunu yasaklamadım mı? Ha? Bunu yasaklamadım mı? Sanki dinimizden ayrılman yetmiyormuş gibi topluluğumuzu da ayırdın. Bizim atalarımızı kınadın. İlahlarımızı ayıpladın. Çocuklarımızı, kardeşlerimizi, kölelerimizi ve müttefiklerimizi kışkırttın. Kötü olan şeyleri beraberinde getirdin. Üstelik gözümüzün önünde namaz kılarak yüzünü toprağa sürüyorsun. Yemin ederim ki Kureyş halkı senin gibi kötü ve uğursuz birini görmedi. Eğer bu şekilde devam edeceksen buradan hemen çek git. Yüzünü görmek istemiyoruz. Yemin ederim ki seni bir daha burada görürsem kafanı taşla ezeceğim. Hayırlı sabah. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Öğlen bana bir uğra. Borcunu öde. Ne yapıyorsun Fakir? Gel bakalım. İster misin bunu? Hoş geldin. Buyurun. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Oğlum uzun. Bu tarafta. Onunla konuştun. Evet buradayız. Ey Hamza! Ebun Hakem'in kardeşinin oğlu Muhammed'e yaptıklarını görmeliydin. Onu burada otururken gördü. Sonra ona saldırıp hakaretler yağdırdı. Ama Muhammed ona cevap vermeden uzaklaştı. Bunu gerçekten yaptı mı? Allah şahidimdir. Hoş geldin ey Hamza. Ben onun dinine inanmışken ona hakaret mi ediyorsun? Bırakın Hamza'yı. Vallahi öyle. Onun yeğenine ağır hakaretler ettim. İşte seni bunun için uyardım. Sen onu inanmaya zorlayana dek Muhammed'in dinine tabi değildi. Onu savunduğundan öyle söyledi. Ya sözünden dönmez de kabul ederse? Vallahi Hamza'nın İslam'ı seçmesi kadar hiçbir şey Muhammed'i daha güçlü kılamaz. Endişen olmasın yeğenim. Endişen olmasın. Sana eziyet eden fazlasıyla karşılığını alacaktır. Eskiden seni savunurdum.
Ama şimdi İslam'ı savunuyorum. Allah'tan başka ilah yoktur. Şüphesiz Allah'ın Resulüsün. Evet o. Muhammed. Bundan artık hiç şüphem yok. Başımıza gelenlerin tek sorumlusu o. Şimdi kılıcımla gidip onu öldürmeyi çok isterdim. Sen kılıcını ancak önemli durumlarda kullanırsın. Şu Muhammed denen adamı arıyorum. Kureyş'i bölüp parçalayan adamı. Ne yapacaksın? Teke tek yüzleşeceğim. Vallahi gücüne aldanmışsın Ömer. Muhammed'i öldürdükten sonra Abdümenaf oğulları seni sağ bırakır mı sanıyorsun? Hayır, ondan sonra beni öldürmeleri için Haşimoğullarına teslim olacağım ve mesele kapanacak. En doğrusu bu. Hayır, en kötüsü bu. Madem böyle düşünüyorsun, önce kendi ailenden başlamaya ne dersin? Ne demek kendi ailemden? Kardeşim Fatıma binti Hattab, eşi ve amcanın oğlu Said bin Zeyd bin Amr. İkisi de Müslüman olup Muhammed'in dinine tabi oldu. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فاطمة سعيد benim Ömer. Buraya gel, sesini çıkarma. Kardeşim. Az önce burada duyduklarım neydi, hemen söyleyin. Hiçbir şey, biz sadece aramızda konuşuyorduk. Evet öyle. Az önce sizin kendi dinimizden saptığınızı ve Muhammed'in dinine girdiğinizi duydum. Yalan söylemeyin. Kendi dininden başkası hak olamaz mı Ömer? Demek ki doğruymuş. Ömer. Ömer. Kocamdan uzak beni. Dur seni zalim. Seni Allah'ın düşmanı, Allah'ın bir olduğuna inandığımız için mi bana ve kocama vuruyorsun? Ne istersen onu yap. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Evet, evet sana rağmen Müslüman olduk.
Çek ellerini. Onda yazanları mı okuyordunuz? Ver de okuyayım. Vermem. Yapma böyle. Söylediklerin yüreğime işledi. القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Kureyş bundan mı kaçıyordu? إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى Bunu her kim söylüyorsa, ondan başka hiç kimseye kulluk edilmez. Kardeşim, efendim, sevdiğim. Habbab, okuyan sen miydin? Müjdeler olsun Ömer. Resulullah'ın duasının senin lehine gerçekleşmesini dilemiştim. Allah'ım İslam'ı bu iki adamdan sana en hayırlı olanıyla güçlendir. Ebul Hakem bin Hişam veya Ömer bin Attab. Gerçekten öyle mi dedi? Vallahi öyle söyledi Ömer. Vallahi iki adamdan hayırlı olanı sensin. Peygamberin duası seninle olsun Ömer. Beni Muhammed'e ve sahabelerine götür. Hamdolsun.
kapıdaki Ömer bin Hattab kılıcını kuşanıp gelmiş. Neden endişe ediyorsunuz? Açın kapıyı. Allah onun hayrını dilerse Müslüman olur. Aksi takdirde onu öldürmemiz kolay olur. Kılıcını kuşanarak gelmene sebep olan nedir? Allah'ın sana bir bela vermesini mi diliyorsun? Ya Resulallah, Allah'a ve Resulüne inanmaya geldim ve Allah'ın sana vahyettiklerine. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Elhamdülillah. Zeyd, kardeşim, benden önce mi Müslüman oldun? Senden izin alamazdım. Çok acımasızdın. Artık İslam için aykıracağım. Allah şahit olsun ki, Resulullah ve sizler de şahit olun ki, her Müslümana çektirdiğim cefayı telafi edip İslam'ın savunucusu olmaya söz veriyorum. Benden önce Müslüman olduğunuz için size yetişmeye çalışacağım. Ömer, bir şey mi oldu? Müslüman olduğumu biliyor musun? Müslüman oldum. Kahretsin. Yaptım. Allah seni ve getirdiğin haberi kahretsin. Biliyor musun? Müslüman oldum. Sen mi? Evet. Ey ahali! Ey ahali! Herkes bilsin ki Müslüman oldum. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Buraya bize meydan okumaya mı geldin? Vallahi dininden sapanlara çektirdiklerini biz de sana çektireceğiz. Yeter artık, yeter! Ne yapıyorsunuz? Aklınızı mı kaçırdınız? Burada neler oluyor? Hattab'ın oğlu dinden sapmış. Ne olmuş? Sadece kendi dinini seçmiş. Adi oğullarının onu size teslim edeceğini mi sanırsınız? Biz Seyim oğullarının Adi oğullarıyla müttefik olduğumuzu bilmiyor musunuz? Onlara yapılan kötülük bize de yapılmış olur. Dağılın! Dağılın! Bunu neden yaptın Ömer? Gizlesen iyi olmaz mıydı? Hakkı bildikten sonra saklayamazdım. Hakla batılı ayırt etmem gerek.
Tıpkı Allah'ın geceyle gündüzü ayırt ettiği gibi. Ömer, kimin aklına gelirdi? Vallahi doğru tahmin ettim. Müslüman olacağını tahmin etmiş miydin? O gün onunla Muhammed ve kavmimiz hakkında konuşuyorduk. Ben, sen, Safvan, Umeyr ve İkrime. Hepinizin yüzüne bakıp şu soruyu sordum. Bir gün birimiz Müslüman olursa, acaba hangimiz daha evvel olurdu? Ömer olacağını mı düşündün? Servetini korumak isteyecek kadar zengin değildi. Aşireti de bizim aşiretimiz gibi değildi. Özellikle Abdüşems, Cuma ve Sehm aşireti gibi değildi. Kamin olan Mahzum oğulları da Haşim oğullarından bir peygamber çıkmasını hazmedemiyordu. Babası Hattab'tan bağımsız olarak düşünüyor. Babası Hattab'a gelince bizim babalarımız gibi Ümeyye bin Halef gibi değil. Kendisi Muhammed hakkında tartışan büyüklerimizden çok daha genç, kalbi çok daha temiz, yeniye çok daha yakın. Eski geleneklerin kendisini ele geçirmesine izin vermez. Üstelik onun adı Ömer. İçi dışı bir. Çok öfkelense de hemen yumuşar. Muhammed'e olan düşmanlığı büyüklerimizle aynı nedenle değildi. O sadece kendi görüşüne uyar. Fikrini değiştirmek için tereddüt etmez. Önemsediği bir olaya el atmaktan çekinmez. Ne kazanacağı malı umursar ne de başına gelecek belayı. Ömer Müslüman olduktan sonra Mekke artık eski Mekke değil. Muhammed ve ashabı artık daha güçlü. Önce Hamza, şimdi de Ömer. Ey insanlar, buraya gelin. Ey Adi oğulları, dinleyin. Eskiden Muhammed'in dinine girmenizi yasaklamıştım. Bazılarınıza da eziyet etmiştim. O zaman cahildim ve gaflet içerisindeydim. Artık biliyorsunuz ki Allah-u Teala bana hak yolunu gösterdi. Rehberlik etti. Nasıl doğru. Yani? Doğru söylemiş. Rehberlik etti. Nereden? Şu andan itibaren sizin de iyiliğinizi düşünerek doğru yolu bulmanızı isterim. Ama sizi zorlamayacağım. Eskiden batıla zorladığım gibi. Vallahi bu Allah'tan gelen hak dindir. Şüpheniz olmasın ki Allah dinini galip getirecektir. Başkalarının hayırda sizi geçmesine izin vermeyin. Sonra hepiniz pişman olursunuz. Allah ve akrabalık aşkına. Şimdi her birinize sesleniyorum. Kime eziyet edip dövdüysem, öne çıkıp benden hakkını alsın. Kim yapabilir? Bu günahtan kurtulmak istiyorum. Rabbim affetsin. Şüphesiz Allah affedicidir. Hakkını almak isteyenlere göğsüm açık. Gördün mü bak? Kim cüret edebilir ki? Helalleşmek istiyor. Ben onu affediyorum. Kim affetmek istiyorsa affetsin. Affettik. Ben de affettim. Evet, affettim. Affettik ya Hattab'ın oğlu. Ya Resulallah,
Yaşasak da ölsek de biz haklı değil miyiz? Öyleyse neden saklanıyoruz? Seni gönderen Allah'ın aşkına çıkıp onun evinde namaz kılalım. Batıldan ümidi kesip rahat bırakana kadar Allah'ın düşmanlarına gücümüzü gösterelim. Sakın yapma. Ömer ve Hamza'nın yer aldığı iki saf var. Hayırlılar. Akıllı ve kurnaz olan hiç kimse şimdi onlara yaklaşmaz. Hakem, bize söylediğin her şeyi yaptık. Dövdük, eziyet ettik, hapsettik ama bir sonuç alamadık. Muhammed'in çağrısı sonunda bu köyden yayılıp tüm Araplara ulaştı. Sonunda Ömer'in Müslüman olmasıyla çok kişi İslam'a girdi. Çünkü herkes onu Kureyş'in elçisi, sözcüsü ve yenilmeyen savaşçısı olarak bildi. Neden onu dinleyip söylediklerini kabul etmesinler ki? Şimdi onu kötüleyecek olursak bize inanmayacaklardır. Çünkü önceden ona övgüler yağdırdık. Doğru. Yöntemimizi değiştirmeliyiz artık. Bir süreliğine Muhammed ve sahabelerine engel olmayı bırakalım. Belki şiddetle elde edemediğimizi iyi muameleyle elde ederiz. Olabilir. Peygamberlik iddiasıyla ilgili onunla tartıştık. Ama kendisinden insanların önünde iddiasını kanıtlamasını istemedik hiç. Bu Muhammed kendisine Allah tarafından vahiy gönderildiğini söylemiyor mu? Madem öyle diyor, bize kanıt olarak bir mucize göstersin. Söyleyelim de yerden sular ve nehirler çıkarsın. Etrafında hurma ve üzüm bahçelerini bu sularla sulasın görelim. Bildiğiniz gibi bu topraklarda çok büyük bir su ve bitki kıtlığı var zaten. Ya da iddia ettiği gibi kıyamet günü çıkıp göğü başımıza yıksın. Allah ve meleklerden bahsediyor. Söyleyelim o melekleri buraya getirsin. Aramızda en fakir olan o. Neden Rabbine dua edip altınlarla dolu bir ev istemiyor ki, değil mi? Arkadaşından birkaç şey istedik ama hiçbirini yapmadı. Oysa ki Allah tarafından gönderildiğini iddia ediyor. Kanıt olarak ondan istediğiniz şu mucizelerin bir kısmını veya tamamını yapsaydı gerçekten inanacak mıydınız? Muhammed'in Rabbi adına söylüyorum ki inanmayacaktınız. Bu gözlerimizi
büyüleyen bir büyü diyecektiniz. Daha önceki peygamberler mucizeler gösterdiler. Ama onlara tanıklık edenler yine de inanmadılar. Görmeyenler ne yapsın söyleyin. Yesrib Yahudilerini hepiniz tanırsınız. Onlardan Musa'nın asasıyla denizi nasıl yardığını hepiniz duydunuz. Bizzat işittiniz. Buna şahit olan Firavun ve kavmi buna inandı mı? Ya siz? Bu mucizeleri onlardan dinlediğinizde inanıp Yahudilerin dinine girdiniz mi? Yoksa şöyle mi dediniz? Biz bir şey görmedik. Bunlar sadece eskilerin masallarıdır. Onun yalan söylemediğini biliyorsunuz. Ama bu yaptığınız kibirdir. Ey insanlar! Allah bir peygamberin kavmini yok etmek istediğinde onlara istedikleri mucizeyi gösterir. Şahit oldukları halde yine de inanmazlarsa onları helak eder. Ad ve Semud kavmi gibi Allah'ın mucizelerini gözleriyle gördükleri halde inanmadılar. Uyarıya kulak asmadılar. Allah da onları yok etti ve onlardan geriye bir şey kalmadı. İbret alın. İbret alın ey akıl sahipleri. Nereden geliyorsun Arap kardeşim? Huza diyarından geliyorum. Peki Mekke nasıl? Yoksa Kureyş'i, Muhammed'i ve ashabını mı soruyorsun? Evet öyle. Kavmi ve ashabı hakkında bir şer görmedim. Önce Hamza, sonra da Hattab'ın oğlu Ömer Müslüman oldu. Sahi mi dersin? Hamza mı yoksa Ömer mi? Evet. Ömer'in Müslüman olmasıyla çok kişi Müslüman oldu. Mekke'de hiçbir şer görmedin mi diyorsun? İnsanlar daha sakinler. Galiba Müslüman oldular. Hepsi olmasa da çoğu oldu. Söylediklerinin doğru olduğunu nereden bilebiliriz? Gerçekten. Yalan söylemese de belki öyle zannetmiştir. Adam Mekke'deydi. Haberinde hiçbir kuşkuya yer yok. Ben döneceğim. Kısa zamanda inşallah. Huzalı kardeşin söylediği gibi ise, ki öyle olmasını umuyoruz. Eğer değilse ne yapacağımızı o zaman düşünürüz. Fakat Resulullah'tan ayrı kalmaktan mutlu değilim. Dünyanın en iyi yerinde olsam bile. Orada dur. Ebu Cendel. Bana yardım et. Ebu Cendel. Abdullah. Oğlum Abdullah mı? Misafirini böyle mi karşılıyorsun? Hangi misafir kapıyı çalmadan eve girer oğlum? Gelişini haber vermen gerekmez miydi? Haber verseydim de cariyelerin def çalarak mı karşılasaydım? Biri döndüğümü öğrenir de yolumu keser ve savaşmam gerekir diye korktum. Birini öldürecek olsam diyetini ödemek zorunda kalacaktın. Farklı dinlerden olsak bile. Öldürülecek olsam intikamımı almak zorunda kalacaktın. Ne örnek evlat, babasının rahatını düşünüyor. İyi ama Habeşistan'dan neden döndün? Bütün arkadaşların döndü mü? Hepinizin ya da çoğunuzun Müslüman olduğunu duyduk. Hamza ve Ömer dinimizi terk ettiler diye mi öyle sandınız? En azından onlarla ilgili haber doğru.
Ne kötü bir haber. Allah'ın dinini kabul ettiğimden beri en güzel haber. Oo. Birbirinizi görür görmez tartışmaya başladınız. Sabaha kadar sabredemediniz mi? Dikkatli ol. Dikkatli ol da yarın Kureyşlilere görünme. Korkuyor musun? Ben senin intikamını almaktan ya da senden intikam alınmasından korkuyorum. Dönmene çok sevindim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Kardeşin nerede? Ona söylemedin mi? Döndüğünden beri sürekli evdeydi. Oturmaktan çok sıkıldı. Ortalık sakinleşince de çıktı. Kardeşim Sehle ve eşi Ebu Huzeyfe'nin yanına gitti. Bunlar kavmimizin ileri gelenleri. Kardeşinden diniyle ilgili bir şeyler duymak istiyorlar. Hoşlarına giderse belki kabul ederler. Ya da benim gibi onu korumaya alırlar. Abdullah! Benimle gel. Çabuk ol. Ebu Cendel'in söyledikleri gerçek mi? Dinlemek istiyor musunuz? İşte amcanızın oğlu, gördünüz. Ne oluyor baba? Beni tuzağa mı düşürdün Ebu Cendel? Yemin ederim ki yapmadım. Baba! Baba! Bırakın beni! Bırakın! Bırakın! Evet. Vallahi Kureyş'ten bir adamı seni ele geçirmesine izin veremezdim. Ama şimdi güvendesin. Habeşistan'a tekrar hicret etmesine izin verir miyim sandın? Hicret edeceğini kim söyledi? Yazıklar olsun. Kardeşim ve arkadaşları Habeşistan'dan döndüğünden beri Cafer bin Ebu Talip liderliğinde arkadaşlarından birçok kişi hicret etti. Abdullah yine hicret etme niyetinde değil. Öyle olsaydı bilirdim. Heh! Hepsi buradan gizlice gidiyor. Biraz daha bekleseydik denize çıktıklarından haberimiz olurdu. Beni de onu da küçük düşürdün baba. Beni yem, onu da av olarak kullandın. Beni kınayacağına kendine bak sen. Evet. Amacım için ikinizi de kandırdım. Ancak bunu fark edemediğin için kendini kınamalısın evlat. Biz ortağız. Elbette kendimi de kınıyorum. Sana güvendiğim için. Doğru söylediğini sandığım için. Sözlerine dikkat et Ebu Cendel. Yoksa sonun kardeşine benzer. Bugün seni pek sevinçli gördüm. Muhammed'in dinini konuşmak konusunda seni kandırdığımda çok sevindin. Hatta bir an onu desteklediğini düşündüm. Doğru düşünmüşsün baba. Ne dedin? Desteklemekle de kalmadım. Onun dinine girdim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bakalım, böyle bir hayata daha ne kadar dayanacaksın?